RGB ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yepyeni bir spor ertesi programıyla karşınızdayız ve her pazartesi olduğu gibi yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Galatasaray Teknik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Baş Antrenörü Sayın Sedat İncesu bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ederek başlayalım. Teşekkürler. Yine aslında bizi alıştırdınız bu tarz başarılara. Yine onlardan bir tanesi geldi sizlerden. Sohbete başlamadan önce dilerseniz arkadaşlarımız bunun çok güzel hikayesini hazırladılar. Görüntülerimiz var. Onları ekranlara getirelim. Galatasaray'a bakalım nasıl EuroCup şampiyonu oldu üst üste ikinci kez. O görüntüleri ekranlara getirelim. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa'daki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı Kırmızılılar, İspanya'nın Bilbao şehrinde düzenlenen IWBF Euroleague 1'de ev sahibi Bidaidik Bilbao'yu finalde 71-73 yenerek şampiyon oldu. Bu sonuçla Avrupa'nın en büyük 2 numaralı kupasını müzesine götüren Engelsiz Aslanlar, uluslararası arenada üst üste ikinci kupasını kazandı. Mücadelede en skorer oyuncu kaydettiği 32 sayıyla Mehmet Türk olurken, Rodney Hawkins 19, Özgür Gürbulak 12, İsmail Er 8, Mete Sarı ise 2 sayı kaydetti. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubunu 3. tamamlayarak Euroleague 1A grubunda Anderberg-Gouwen Kupası'na katılmıştı. İlk maçında London Titans'ı 91-30, ikinci maçında ise Intervet'ten Kolopulas Sitting Bulls'u 61-82 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılılar grubun 3. ve son maçında Bilbao'ya 77-80 mağlup olurken grubunu 2. sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Beşiktaş Marin ile karşı karşıya gelen Engelsiz Aslanlar mücadeleden 51-62 galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı. Bu zafer ile Sedat İncesu'nun takımı Galatasaray, uluslararası platformdaki başarılarının sayısını 12'ye çıkarttı. İlk şampiyonluk 2007 yılında gelmişti Galatasaray tekerlekli basketbol takımına Avrupa'da ve bunların ardı arkası kesilmedi. Tarih boyunca çok önemli başarılar elde etti takım. Bakalım başka neler, hangi şampiyonluklar var? Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı uluslararası arenada birçok başarıya imza attı. En son Euroleague 1 kupasını kazanan Engelsiz Aslanlar yıllardır Avrupa'da üst düzey seviyede mücadele etmekte. Kurulduğu günden bu yana Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan IWBF Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanan Sarı Kırmızılılar, ayrıca Japonya'da düzenlenen ve tüm kıta şampiyonlarının katıldığı Kitak Yushu kupasını 4 defa müzesine götürdü. Galatasaray'ın yıllar içinde kazandığı kupalar ise şu şekilde. 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 sezonları IWBF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012 sezonları Kitak Yushu Kupası şampiyonluğu, 2017 sezonu Anderberg-Gouwen Kupası şampiyonluğu, 2007 Chieti Turnuvası şampiyonluğu ve en son 2018 Euroleague 1 Kupası şampiyonluğu. Birbirinden önemli başarıların altında Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'nın imzası var. Öncelikle bir kez daha teşekkür edelim. Bu kadar önemli başarıyı bizlere, bu sevinci yaşattığınız için. Nasıl başladı bu hikaye? Biraz onunla başlayalım isterseniz. 2005 yılında, ben 1997 yılında başladım. 94 yılına kadar önce, şimdi Anadolu Efes'de yetişen, 86 yılında başladım ben basketbola 14 yaşında Anadolu Efes'te. Ondan sonra yaklaşık 94 yılına kadar profesyonel basketbol oyunculuğu ve 94 yılında geçirdim çok ağır bir sakatlık sonrasında da hemen üniversiteye geçiş yaptım. Basketbolu bırakmak zorunda kaldım ve 97 yılında da üniversitede, yine Ankara Üniversitesi'nde bir projede tekerlekli sandalye basketbolla tanıştım. Oradan 2005 yılına kadar milli takım antrenörlüğüne kadar geldim. Bu yönde eğitimimi tamamladıktan sonra da 2005 yılında Galatasaray'dan bir teklif geldi. Tekerlekli sandalye basketbol takımını kuracağız. Özhan Can Aydın rahmetli döneminde. Ve o güne kadar yapılmamış olanı, yani çok, çünkü 100. yılımızdı Galatasaray'ın, çok farklı iyi bir projeyle bugünlere getirecek şeyleri, fikirleri, işte planımızı, her şeyimizi
ilk o günden planlamıştık. Bu şekilde başladı ve daha ilk günden biz engelliler, çünkü hep söyleriz, çok 10 senelik, 20 senelik, 100 senelik bir şey değil. Yaklaşık 10 bin, 20 bin senelik bir problem ve aşılması gereken çok şey vardı. Ve Galatasaray'da biz ilk söylediğimiz şey sporcularımıza birer engelli olarak değil, gerçek görevler, gerçek hedefler, gerçek beklentilerle beraber ve bir iş olarak, yani normal profesyonel basketbolcu olarak onları görerek bir plan yaptık ve hedefte hep zaten en yüksek kupalarda. Önce farklı planlarımız vardı, dedik ki acaba yavaş yavaş işte altyapısıyla beraber yükselelim mi? Ama bakış açısı farklı olduğu için, Türkiye'de kulüplerde yönetimler değiştiği için biz ilk baştan dedik ki önce ciddi bir ses getirelim, ondan sonra da işi diğer taraflarıyla da ele alırız. Ele alabilirsiniz, evet. Ve gerçekten farklı başladık. Ciddi şeylerle, bakış açılarıyla, yatırımlarla, ondan sonra işte imkanlarla. Ve en başta söylediğimiz gibi sporculara birer engelli değil, gerçek sporcu olarak görerek ve ona göre antrenman ve işte programlama yaparak bugünlere geldik. Tabii sizin bu başarılarınız aynı zamanda Türkiye Ligi'ndeki diğer takımların da başarı yüzdesini biraz daha yukarı çekti, değil mi? Evet, biz her zaman söyleriz, yani ben daha öncesinde bildiğim için 2005 öncesi, yani Galatasaray kurulmadan önce, Galatasaray kurulduktan sonra, Galatasaray kurulmadan önce yaklaşık işte 100-150 bin toplam liralık bir ekonomi varken şu anda yaklaşık 3-4 milyon liralık 1000 sporcunun, işte 60 takımın Türkiye'de mücadele ettiği, her birinin neredeyse işte maddi kazanç sağladığı, transferlerin olduğu, yabancı sporcuların gelip gittiği, gerçekten büyük bir Avrupa'nın en büyük liglerinden bir tanesi oldu. Bizim zaten hedeflediğimiz buydu. İşte sporcuların o zamanlar, yani diyorum ya, sadece hobi olarak, rehabilitasyon olarak yaptığı şey şu anda tamamen profesyonelleşti ve olması gereken de oydu. Çünkü rehabilitasyon sınırını koyduğunuz zaman, o duvarı koyduğunuz zaman, onun üzerine aynı bu işte biz de okuyoruz ya şey örnekleri gibi, öğrenilmiş çaresizlik gibi, maalesef engeller onu geçemiyordu. Fakat sporla beraber o duvarları yıktıktan sonra milli takımla beraber, Galatasaray'la beraber milli takımda inanılmaz noktalara geldi. Biraz da bu yılki hikayeyi konuşalım. Bilbao karşısında, ev sahibi ekip karşısında kazanılan bir şampiyonluk var. Evet, sizler bizleri aslında bu şampiyonluklara alıştırdınız. Ama bu yılın hikayesi farklı mıydı diğerlerinden? Neler söylersiniz? Yani her yılın hikayesi elbette farklı. Çünkü kupayı kazanana kadar, tabii kazandıktan sonra veya o maçları herkes görüyor ama ona gelene kadar inanılmaz, hatta uçakta esprisini yaptık geri dönüşte. Hostesler uyardı ilk kalkıştan sonra şey olacak diye, türbülans olacak diye. Ben de Özgür'e söyledim, dedim söyleyin biz bu kupayı ne türbülansları geçerek kazandık diye. Gerçekten de her başarının arkasında ben hep söylerim, büyük travmalar var, sıkıntılar var, çalışmalar var, işte gözyaşı var, alın teri var. Gerçekten de öyle. Sadece bizde değil, bütün başarıların arkasında ben ona inanırım. Hep de ona da şahit oldum, tecrübem o. Bu sene de yine aynı şekilde biz 2 senelik bu işte 2008'den başlayan kupa macerasında 2012-2013'e kadar devam eden çok ciddi yatırımlarla, işte bütçelerle, kuvvetli takımlarla kurulan takım, işte hem ülke ekonomisi hem de kulüplerin bugün içinde olduğu maddi durum sebebiyle bir 2 senelik bir nefes alma sürecimiz oldu. O süreçten sonra bu sene yine işte bahsettiğimiz Mehmet Türk, Piotr Luzinski, işte kendisi Türk oldu. Onun geri dönmesi, Özgür Gürbulak milli takımın yıldızı, bizim eski kaptanımız, onun geri dönmesi, Rodney Hawkins'in geri dönmesi, İsmail Fikri bizim milli takım yine yıldızlarımız. Ve Philipski'nin de iyileşmesiyle çok ağır bir sakatlık geçirmiş. Mete'den de katkı aldınız. Ve gerçekten de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu biz hedefliyorduk. Ama her branşta olduğu gibi belki dikkatinizi çekmiştir. Bizim şampiyonluklarımızın tamamı namağlup geliyor. Evet. Gelirse de final grubunda bir
mağlup olursak tekrar şeyde çap işte grupta şamp finalde onu tamamlayabiliyoruz. Ama eleme gruplarında özellikle biz ne zaman mağlup olduysak maalesef gözden ırakta olduğu için bu spor, yani her sporda olduğu gibi özellikle bu sporda da var. Hemen sağ olsun bir rakibimiz, finalde bizi görmek istemeyen bir rakibimiz hiç olmadık bir mağlubiyet alıveriyor ve bizi grup dışında bırakıyor averajla. Maalesef iki defa, üç defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ama iş geliştikçe, işte yayınlar arttıkça, işte daha göz önüne çıktıkça inşallah bunlar da azalacak. Ama bu sene de başımıza öyle bir şey geldi. Biz evet Alman ekibine kaybettik ama diyorum ya bizim elimize de 5 defa bu şans geldi. Ama biz Galatasaray'ız. İstediğimiz rakibi gruplarda bir maç kaybederek dışarıda bırakabilirdik ama en çok zorlu bir tanesi aslında. En zorlu maçlarda bile biz kesinlikle öyle bir yola gitmedik. Gidemeyiz yani ne şeyimizde, yaratılışımızda var ne karakterimizde o var. Öyle bir şey asla yapmadık ama maalesef diyorum ya Galatasaray'ın yanında Beşiktaş var. Beşiktaş bunu yapmaz ama işte özellikle Avrupa ekipleri daha böyle dernekçi, daha böyle isim sahibi olmayan takımlar ama ciddi bütçeli takımlar oldukları için de güçlü olanı tercih etmiyorlar. Bu tip fırsatları kullanıyorlar. Daha sonra yine Euro Cup'a devam ettik. Hep söylerim yani bir söz vardı ya Roma bir günde kurulmadı diye. Evet, biz yine oraları hedefliyoruz. Yine Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz ama takıldığımız zaman da işte moralimizi bozup işi bırakmıyoruz. Euro Cup da önemli bir kupa. Yine aynı motivasyonla devam etmek. Yine aynı motivasyonla devam ediyoruz. Bu kupa da o şekilde geldi. Bir kez daha tebrik ederim. Teşekkürler. Sezon başında koyduğunuz hedefler arasında Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiniz ama Euro Cup'ta tabii ki alınan önemli kupalardan bir tanesi. Bekliyor muydunuz bunu? Elbette yani diyorum ya hep biz hep hedefli kurduk. Sporcularımıza da o hedefle zaten anlaşmaları yapıyoruz. Bizim için de o hedefler önemli. Toplum genelde veya insanlar sporu hep böyle işte uzun vadeli düşünür ama İşte Leicester City gibi İngiltere'de eğer o sezon önünüze gerçekten o şans, o ruh, o kupa geldiyse mutlaka değerlendirip almanız gerekiyor. Bütün maçlar da öyledir. İşte insanlar hep favori olanın kazanacağını zannediyor ama bazen öyle olmayabiliyor. Genelde de öyle olmuyor. İşte bütün mağlubiyetler oralardan geliyor. Biz de ben hep ona inanırım. Maç nerede olursa olsun veya maç hangi karşı takımın hangi güçte olursa olsun eğer önünüze bir hedef geldiyse, kupa geldiyse ona mutlaka ve sıkışık da bir alan. Bizim hayatlarımız 40 dakikalara, 90 dakikalara sıkışmış durumda. O sıkışık alanda da kayıp da edebilirsiniz, kazanabilirsiniz de sonuna kadar bırakmamanız gerekiyor. Tabii hocam merak ettiğim konulardan bir tanesi. Tabii ki Galatasaray her zaman her branşta çıktığı her kulvarda favoridir. Siz de az önce bahsettiniz. Ama siz bir kazanma alışkanlığı yakaladınız ve Avrupa'da Galatasaray'ın en başarılı branşlarının başında geliyorsunuz. Evet. Bu alışkanlığı sağlamak ve bunu oyunculara empoze etmek çok zor olmuyor mu? Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Yani gerçekten zor oluyor dediğim gibi. Çünkü en büyük kupaları alan bir takım var ve ertesi yıl yine aynı kupanın bir numaralı favorisi oluyor. Evet arkasında da gerçekten büyük fırtınalar var, işte umutsuzluklar var, tekrar bir araya gelmeler var. Yani bu tip başarıların hiçbiri böyle çok ne kadar rahat bir sezon geçirdik diyerek alınmış şeyler olmaz. Ben hayatımda görmedim yani bu Anadolu Efes'te de böyleydi. Çok güçlü biz bir altyapıydık işte Aydın abi zamanında. O zamanlar da hiç kolay kazanmadık. Şimdi de aynı şekilde. Vince Lombardi'nin bu efsane Amerikan futbol koçu var. Gerçekten onu çok örnek alırım ben Fatih Hoca ile beraber. Onun bir sözü var yani kazanmak tek seferlik bir iş değildir. Kazanmak bir alışkanlıktır diye. Eğer bunu alışkanlığa çevirirseniz o sizin karakterinize de oturuyor ve takımın karakterine de oturuyor. Biz şakalaşırken hep onu söyleriz ya biz niye kaybedelim başkası kaybetsin veya onlar kaybetsin diye. Yani eğer yine Lombardi'nin bir sözü yani kazanmak veya kaybetmek önemli değilse sayıyı niye tutuyorlar diye. Gerçekten de işin içinde bizim işimiz içinde bu var. Kazanmak için oynamak lazım. Kazanmak lazım. Kişisel işte şeyler de hedefler de önemli. Ben hep kazanmaya yönelik
altyapıdan yetiştiğimden itibaren hep kazanarak gelmiş bir insanım. Hep de kazanmak için uğraşıyoruz ama kaybettiğimizde de elbette gerekli dersleri alıyoruz. Takıma da bunu adapte etmeye çalışıyoruz, ediyoruz. Başardığımız dönem oluyor, başaramadığımız dönem de oluyor ama... Genelde başardığınız bir tane var önümüzde. Hedef en tepe ise mutlaka en azından ikinci kupayı alıyorsunuz. Zaten bu başarıların ardından siz de Fatih Terim gibi Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan bir isim oldunuz. Bu da herhalde sizi ayrıca motive ediyordur. Elbette motive ediyor ama çok ciddi de baskı da oluşturuyor. Hep ben şuna inanırım, bir sonraki maç kadar ben iyi bir koçum, bir sonraki maç kadar iyi bir takımız, bir sonraki maç kadar, bir sonraki sezon kadar iyi bir ekibiz. Bir önceki sezonu, zamanlar evet, çok kısa değil mi? Evet, bir önceki sezonu veya bir önceki maçı hiç kimse hatırlamıyor. Eğer siz bir sonraki maçı kaybettiyseniz mutlaka artık onu biz şeye de bu... Makro mikro değerleri de maç içinde de indirdik. Ben sporcularıma onu söylüyorum. Bir sonraki pozisyonu hep düşün diye. Bir sonraki pozisyon kadar sen iyi bir savunmacısın veya hücumcusun diye. Yani bir diye. Önceki artık... pozisyonda attığınız üçlüğün bir sonraki pozisyonda savunma yapamazsanız bir anlamı kalmıyor evet, gibi. Ya da işte ne olursa olsun unutmak gerekiyor. Şimdilik bu ana kadar fena bir şeyler başarmadık yani. Tabii hocam merak ettiğim şeyler var. Maç toplantıları işte o empoze etmekten bahsediyorsunuz. Var mı onlarla ilgili ekstra yaptığınız, ekstra motivasyon sağlayan şeyler? Yani ben... En önemli motivasyonun gerçekler olduğuna inanan bir insanım. Hiçbir zaman da işte doğru gördüğümü veya doğru hissettiğimi söylemekten çekinmem. Bizde bir problem olduğu zaman takım içerisinde özel olmadığı sürece mutlaka takım içerisinde çözeriz ve anında müdahale ederiz. Çok detaylı video analizlerimizi çok detaylı biz yapıyoruz. Yani bizde çünkü tekerlek sahalarında en önemli şeyler işte açılar, duruşlar, ondan sonra işte pozisyonlar olduğu için çünkü ufacık bir dokunmadan bile hakem faul çalabiliyor. Onu bile minimuma indirmek için dediğim gibi video analizi çok iyi yapıyoruz. İlk başlarda çok etki etti yani bizim sporcularımız belli travmalardan gelmiş sporcular. İlk video izlemeye başladığımızda ben hep onu söylerim işte 87 yılıydı Anadolu Efes'te ilk kamera alındığında böyle şimdiki kameralar bayağı çok büyük bir kamera aldı bizi çektiler. Ben ilk kendimi izlediğimde dedim ki ya kim bu yani çocuk ne kadar şey kötü koşuyor falan meğersem kendimmişim yani video izlemek kendini izlemek takım olarak izlemek gerçekten çok önemli. Video analizi de önemli. Biz de ilk başladığımızda çok negatif etkisi oldu ama çocuklar alıştığında, kendilerini etkilediğini gördüğünde gerçekten başarının arkasında o bilimsel analiz de çok etkisi oldu. Biz hep problem ne olursa olsun, ne kadar canımızı acıtırsa acıtsın, takım içinde bunu toplantılarda konuşuruz, bazen kavga ederiz, küseriz ama barışması gerçekten çok daha verimli oluyor. Bu sezonda yaşadık çok büyük kavgalar, barışmalar. Bu da aile ortamının aslında getirdiği şeyler. Evet, gerçekten de öyle. Ama kaosu, o kaosu iyi yönetirseniz oluyor yani. Ama her şeyi kendi haline bırakırsanız da düzeliyor. Ama bu tip diyorum ya, bu tip başarılar şeyden işte rahat gelmiyor yani. Tabii ki yani ciddi bir sorumluluk, ciddi bir stres hepsi bir arada. Evet. Bir de tabii teknik taktik analizin yanında bildiğim kadarıyla teşekkür toplantılarınız da oluyormuş. Evet. Aslında onun da detaylarını dinlemek isteriz. Yani biz bunu ilk kupadan, ilk kazandığımız kupadan beri yapıyoruz. Böyle spontan gelişmiş bir şey ama bence mantıklı olan oydu. Ben de sporcuyken antrenöre karşı hep böyle bir aynı öğretmene, işte anne babaya olduğu gibi antrenöre karşı da böyle bir şey olur. Mutlaka aramızda oyuncularla bir perde olur, bir antrenörü itme olur. İşte size kızar, kötüdür. Ondan sonra aferin der, yine kötüdür. Ben de hep şunu düşündüm. Finale çıkmak gerçekten çok önemli bir durum. Final maçı tamamen bütün maçlardan ayrı bir maç. Yani biz o konuda çok tecrübeliyiz. Çocuklara hep şunu söyleyeyim sporculara. Şimdi kaybetsek buraya kadar geldik. Yani bu sizin emeğiniz, hepimizin emeği araya gidecek. Yani havaya gidecek bu kadar emek. Kazansak ben size geldi, o kazandık. Ha, bak kazandık, teşekkür ediyor olurum. Ben sporcu olarak bunu hep kendim hissederdim. Ama buraya kadar geldiğimiz için her zaman ben final maçları öncesinde bir teşekkür toplantısı yaparız. Ondan sonra taktik konuşmaya başlarız.
Ve hep bunu da bir gelenek haline getirdik. Sporcu psikolojisi de, açısından düşünüyorum da hakikaten çok olumlu yansır herhalde. Evet evet, yani bütün İyi sezon size... ve kendine güven anlamında özellikle. Aynen, bütün sezon size kızan, bağıran, final maçı dahil de bağıracak olan işte antrenörler kimsenin duymadığını söyleyen insanlardır, duymak istemediğini. Bir insan kaybedince gerçekten hepimiz zaten moral bozuk odalarımıza döneceğiz. Ama kazandıktan sonra da ha bak kazandım geldi duygusunu vermemek için gerçekten o çocukların, sporcuların ve bütün ekibin hakkını vermek için final maçından önceki teşekkür, biz onu bir gelenek haline getirdik ve şimdiye kadar da gerçekten işe yaradı, olması gereken de o diye düşünüyorum. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Tamam. Çok güzel devam ediyor sohbet. Türkiye Ligi devam ediyor bu arada. Hı-hı. 20 Mayıs'ta Gaziantep'le önemli bir maçınız var. Kazanırsanız evet. lider olarak bitireceksiniz. Hı-hı. Sonrasında playofflarda iki takım ilk tur oynamayacak. Devamında evet. diğer takımlar birbiriyle eşleşecek. Sezonun devamı açısından neler söylersiniz? Çünkü iki senedir gelmeyen de bir şampiyonluk var Türkiye'de. Evet, sezon gerçekten çok sert geçiyor. Dediğim gibi 2005'ten bu yana inanılmaz bir gelişim oldu. Hem bizim etkimizle işte bu işe yatırım yapanlar, hem bize rakip olmak için yatırım yapanlarla beraber ve belediyelerin de girmesiyle beraber. Özellikle Gaziantep son 7 maçını kazanarak playoff'a girecek mi girmeyecek mi bilmiyorduk ama son 7'de 7 yaparak ve Beşiktaş galibiyeti dahil bizi liderliğe getiren de onların galibiyetiydi. Ve son maçımızda onlarla hedeflerinde elbette biz varız. Yani bizi de yenmek istiyorlar. Biz de maçı kazanıp playoff'a lider olarak girmek istiyoruz. Dediğim gibi artık şimdi kaybedersek kimse bizi hatırlamaz. O yüzden de kupanın yanına da ligde aynı konsantreyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım son maçımızı kazanıp ilk ayağı dinlenip hazırlanıp rakiplerimizi izleyip playoff'tan sonra da şampiyon olarak iki seneden sonra özlediğimiz şampiyonluğu geri almak istiyoruz. Başarılar dileyelim bu yolda. Son olarak hocam, tabii bu başarıların altında tabii ki kulübün yönetiminin desteği önemli. Taraftar Hı-hı. desteği çok önemli evet. ki Galatasaray taraftarının gerçekten ciddi bir ilgisi var size. Evet. Aynı zamanda sponsorlar da önemli. Bu başarılar size sponsorlar getiriyor mu? Memnun musunuz bu gidişattan? Yani sponsorluk müessesesi Türkiye'de daha spor kadar gelişmemiş bir müessese. Yani bir İtalyan voleybol müsabakası izlediniz mi bilmiyorum. Ben yani böyle evet. ona bakıyorum. Sık bizim Landil diye bir rakibimiz var. Almanlar, Thüringen bu sene şampiyon olan Şampiyonlar Ligi'nde. Yani 157 sponsorları var. Bizim bırakın bizi, normal futbolumuzun dahi, yani birinci sporumuz olan futbolumuzun dahi yeterli ben sponsorluk şeyine, kalitesine veya işte potansiyeline ulaşmadığını düşünüyorum. Tribünlerin düzelmesiyle, işte o saha içerisindeki oyunun düzelmesiyle, yani bu biz birbirimizi yemeği bırakıp hem tribünlerde hem saha içerisinde, yani gerçekten futbol oynarsak, gerçekten basketbol oynarsak ve artık sponsorların da bu güzelliğin içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Henüz yeterli yerde değil. Ben diyorum ya, evet Almanya'da bu iş artık veya işte Avrupa'da, Amerika'da bu iş artık tekel sandalye basketbolu bile artık alıp yukarı çıkaracak düzeyde ama bizde futbolu bile yeterli düzeyde değil. Artık kulüpler forma için bile sponsor bulmakta zorlanıyorlar veya yeterli seviyede olmuyor. Bence herkesin yaptığı spora odaklanması gerekiyor. Sporun güzelliği ortaya çıktıkça ve kalitesi arttıkça sponsorluğun da artık ücretleri, fiyatları veya kavrayıcılığı getirisi artacağına inanıyorum. Çok teşekkürler ben hocam. Teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizlerle. Şampiyonluk için ayrıca teşekkür edelim. Ve Türkiye Ligi yolunda da başarılar dileyelim kalan maçlarda çok sizlere. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, spor haritasını tamamlıyoruz. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı antrenörü Sayın Sedat İncesu ile birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cuma günü yine haftanın öne çıkan spor gelişmeleriyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.